Cumartesi pazar araya girince altın videolarına biraz ara verdim. Tabii dolarda da çok enteresan gelişmeler olunca dolara da biraz ağırlık vermiş olduk ama sonuç itibariyle altınla ilgili zaten beklentilerimi sizlerle paylaşmıştım. Arka arkaya rekor hareketleri gelebilir demiştim ve 1760 dolar seviyesine de özellikle dikkatinizi çekmiştim. Nitekim 1760 doların üzerine attı kendisini altının onsu ve son 7 yılın en yüksek rakamlarından birisini gördü. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Altın rekor mu deneyecek? Yani 1860 dolar seviyesini kırıp 2000-2500 dolar bandına doğru hızlı bir şekilde ilerleyecek mi? Yoksa geri çekilmeler, hatta sert satış baskıları mı gelecek? Bu videoda bunu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Altın deyince Türkiye'de genel itibariyle akla ilk gelen şey gram altın fiyatları, işçiliği az olan altınların fiyatları oluyor. Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, ata altın gibi altın bizi daha çok ilgilendiriyor. Altınla ilgili her videomda hatırlatmaya çalışıyorum. Bir kez daha kısaca söylemekte bir sakınca görmüyorum. Türkiye'deki altının fiyatı yurt dışındaki altın onsuyla Türkiye'deki dolar fiyatı çarpılarak oluşturuluyor. Dolar düşüp altın onsu yukarıya doğru fırlayınca bir hedge etkisi yaratıyor. Evet, gram altın fiyatı düşmüyor ama yükselmiyordu. Dolarda ani bir yükseliş hareketi gelirse, ki çok muhtemel bu koşullar içerisinde, bu kez gram altın fiyatı bir anda bizim hedeflerimizin çok daha üzerindeki bir seviyeye doğru hareket edecek gibi görünüyor. Benim sizlere 402 liralık altın gram hedefim neye bağlıydı? 1740 dolarlık bir altın onsu, ki onun üzerindeyiz şu anda. 1760 dolarları zorluyoruz. Kırılırsa da 1800 dolara gidecek görünen o. Ki burada ciddi bir hacim oluşmaya başladı. Onun da özellikle altını çizeyim sizler için. Öbür taraftan bu baskının bir sonu var. Evet, 6.85'e kadar çekildi dolar ama bu çekilişin sonrasında yukarıya doğru hareket çok sert olacak gibi görünüyor. 7.20 ve 1740'ı işaret etmiştim ben size. 7.20 olması durumunda doların, 1740 dolarlık bir altın onsunu görmemiz durumunda da 402 liralık bir gram altın fiyatına ulaşacağız demiştim sizlere. Tablo değişti arkadaşlar. Ons 1760'ın üzerinde tutunmayı başarırsa muhtemelen hafif de olsa bir geri çekilme yaşanabilir. 1740 dolar seviyelerine kadar bir kez daha altın onsu geri çekilebilir. Buradan güç toplayıp bu kez kendisini 1760'ın üzerine atıp hatta burayı kırıp 1800'ün üzerine tırmanabilir. Öyle bir durumda evet 1740 dolara gevşerse altının onsu ve o esnada dolar da 7.20 seviyelerini bir kez daha test ederse 402 liraya gideriz. Ama altının onsu 1760 doları kırar, 1800 doların üzerine atarsa kendisini, o arada da dolarda sert bir hareketlilik yaşanırsa yukarıya doğru, ki çok muhtemel, yani 7.30'lara doğru giderse, bu kez biz gram altında 430 liraları konuşuyor oluruz. Ve gram altının bir sonraki hedefi de 450 liranın üzerinde olur. 2000 dolar yolculuğu başladığı zaman altının onsunda ve dolarda da 7.90 yolculuğu başladığında. İmkansız, imkansız değil arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Gram altın 330 lirayken kimse 380 liraya gideceğini düşünmüyordu. Ben ısrarla sizlere 380 liraya gidecek demiştim biliyorsunuz. Keza altının onsu 1700'ün üzerinde tutunduğu zaman 1700'ün altını hafif hafif zorlayıp tekrar 1700'ün üzerinde kapanışlar gerçekleştiği zaman da pek çok kişi 1700 aşağıya kırılacak, 1600'ün de altına giden bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Doların da düşmesiyle birlikte gram altın fiyatları 350 liranın altına gelecek demişlerdi. Ben de sizlere hayır arkadaşlar, bu işte artık büyük ihtimalle 380'in altı yok gram altında, 1700'ün altı yok altının onsunda demiştim. Ve ilk hedefim 1760 dolar olduğunu ısrarla işaret etmiştim biliyorsunuz. Dolarla ilgili de hedefimde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Kısa vadeli işlemler yapanlar, günlük işlemler yapanlar, bir kere onlara ben buradan bir tiyo paylaşmıyorum. Bir tiyo paylaşım kanalı falan değil burası. Günlük işlem yapıyorsanız bu işi yapan bir yığın adam var. Gidersiniz onlardan yatırım danışmanlığı hizmeti alırsınız. Bizim hedefimiz burada küçük yatırımcıyı korumak, uzun vadede enstrümanların nereye gidebileceğini sizlerle paylaşmak, orta vadeli ve kısa vadeli hedeflerimizi de paylaşmak ama size alsat noktaları vermek falan değil yani. Hiçbir zaman yapmadım bunu. Bundan sonra
noktada yapmak niyetinde değilim. Elbette size geri çekilme noktalarını da söylüyorum. İlerleyebileceği hedef noktaları da söylüyorum. Ama şunu asla yapmıyorum. Buradan alın, buradan satın. Bu noktaya geldiği zaman tepe olmuştur. Burayı sattığınız zaman aşağıdan şuradan alırsınız falan. Asla demedim, demeyeceğim de arkadaşlar. Bunun için doğru mecra bu kanal değil bir kere. Bunun altını özellikle çizeyim. Mesela ta 3 ay öncesinde sizlere ne dedim? Dünyadaki bütün ekonomik veriler bozulacaktır. Yine ta 3 ay öncesinde sizlere ne dedim? Her parasal genişleme altının yükselişini biraz daha tetikleyecek dedim. Mesela ne dedim? Pandemi bitse bile, bununla ilgili olumlu haberler gelse bile, normalleşme sinyalleri gelse bile tedirginlik artarak devam edecek. Çünkü bu kez ekonomiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkacak ve bunun sonrasında da altına olan talep yine de artacak dedim. Nitekim Fed'in açıklamalarına bakıyorsunuz, benim söylediklerimle birebir neredeyse şablon gibi oturuyor. Fed ne diyor? Ekonomik riskler devam ediyor. Çok daha ciddi kırılganlıklarla karşı karşıya kalabiliriz diyor. Fed ne diyor? Hisse senedi piyasaları çok riskli hale geldi diyor. Ben size bunları neredeyse 6 aydır söylüyorum arkadaşlar. Pandemi çıktıktan sonraki süreçte neredeyse 3 aydır söylüyorum arkadaşlar. Fed'in bu söylediklerine bizi dinleyenler şaşırdı mı? Hayır, şaşırmadı. Çünkü zaten biz bunları konuşuyorduk. Sürekli olarak konuşuyorduk. Bazen tekrara düşerek konuşuyorduk ve iyi ki de konuşuyormuşuz. Ve bu durum içerisinde altın alıp kenara atanlar, kendilerine bir sepet oluşturanlar, bir kısmıyla dolar alanlar, bir kısmıyla altın alanlar da keyiflerine bakıyorlar. Onların hiç sesi çıkmıyor çünkü rahatlar. Niye sesleri çıksın ki? Pozisyonunu almış, bekliyor. Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Mesela bu konuyla ilgili de sorular geliyor. Abi bunu alıyoruz da ne zaman satacağız? Ne zaman normalleşme süreci olursa zaten başka enstrümanların değerleri artmaya başlayacak. O zaman diyeceğiz ki artık dünyanın riskleri azaldı. Altına yatırım yapmak çok da anlamlı değil denilecek o zaman. Bunu ben de söyleyeceğim. Dünyadaki pek çok ekonomist de söyleyecek. Gazeteciler de söyleyecek. Kurumların başındaki isimler de söyleyecek. Ama o gün bugün değil arkadaşlar. O gün çok yakın da değil. Onu da söyleyelim. Yine Fed'in açıklamalarındaki alt metine baktığımız zaman, satır aralarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu ekonomik sorunlar öyle 3 ayda 5 ayda falan çözülmeyecek. En iyi ihtimalle 2021 yılının ortalarını bulacak. Hatta belki sonunu bulacak. Bu ne demek? Ekonomik verilerin en az 1 yıl daha çok da iyi gelmemesi. Hatta çok kötü gelmesi demek. Ki bu konuda altını ısrarlı bir şekilde çiziyordum sizlere. Büyüme verileri dünyanın çok kötü gelecek arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Nisan verileri kötü geldi. Mayıs verileri kötü gelecek. Haziran verileri kötü gelecek. Temmuz verileri, Ağustos verileri, Eylül verileri, Ekim verileri tüm dünyada kötü gelmeye devam edecek. Yeni sonbahar döneminin başlamasıyla, kışın kapısının aralanmasıyla birlikte pandeminin ne olacağıyla ilgili hala soru işaretleri var. İkinci dalga gelecek mi, üçüncü dalga gelecek mi? Bunlarla ilgili kaygılar var. Öbür taraftan devletler, hükümetler her ne kadar normalleşmeye çalışsa da vatandaşlar normalleşme konusunda mesafeli bir duruş sergilemeye devam ediyor. Bakmayın siz, alışveriş merkezlerinin önünde kuyruk oldu, o oldu, bu oldu. Bir günlüğüne insanlar gider oraya ama ertesi gün herkes birbirinin kulağını çeker. Herkes birbirine ya ne yapıyorsun, ne işin var o kalabalıkta der ve o gidenler de ayağını kesmeye başlar. Çünkü ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var. Bütün bu riskler artarak devam ettiği sürece altına olan talep de artacak. Fed'in yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz. Avrupa Birliği başkanlarının yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz. IMF başkanının yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz. Dünya Bankası'nın yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz. Hepsi birbirine benzer sözler söylüyorlar ve hepsi de benim sizlere 3 ay önceden bu yana söylediğim şeyleri söylüyorlar. Felaket tellallığı mı yapıyorlar? Hayır arkadaşlar. Doğrular neyse onu söylüyorlar ve diyorlar ki ekonomilere, yöneticilere, siyasetçilere siz bir an önce ekonomi canlansın istiyorsunuz. Bir an önce kendinize oy tahvil etmek için adımlar atmaya çalışıyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Siz bunları yapsanız bile vatandaş bunları dinlemeyecek. Yarın öbür gün bu hastalıkla ilgili sıkıntılar artarsa vatandaş bununla ilgili hesabı da size soracak. Bunun faturasını size kesecek. Buna göre önlemlerinizi alın diye uyarıyor FED. Ya da diğer kurumlar uyarıyor. Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'yle kavga etmesiyle olmuyor bu işler. Ya da Trump'ın ben ekonomiyi açacağım kardeşim demesiyle
şekilde olmuyor bu işler. Amerika'da dünya başka türlü işliyor çünkü. Trump ben ekonomiyi açacağım diyor. New York ya da Kaliforniya yok kardeşim ben açmıyorum diyor. Çünkü oranın da valisi seçilmiş bir vali ve Trump'a kafa tutuyor. Doğal olarak arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle ben yaptım oldu mantığıyla ekonomiler bir anda canlanmayacak. Ekonomiler ne yazık ki uzun bir süre daha bu şekilde dipten gitmeye devam edecek. Toparlanma da çok yavaş ve temkinli olacak. Ve bu süreç işsizliğe, yoksulluğa sebep olacak. Tasarrufların artmasına sebep olacak. Özellikle şirket bilançolarının bozulmasına sebep olacak. Borsalardaki satışların artmasını beraberinde getirecek. Tüm ülkeler, tüm insanlar, tüm vatandaşlar risk iştahının en az olduğu bir döneme girecek. Riskli işlemlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışacak. Altına olan talep de her geçen gün artacak. Çok net bir şekilde söylüyorum. 2000 doların üzerindeki altın ons fiyatı kimseyi şaşırtmasın bu saatten sonra. Bugünden yarına olmayabilir bu. Hafif geri çekilmeler olabilir ama daha sonrasında çok kararlı bir şekilde altın yükselmeye devam edecek. Göreceksiniz büyük ihtimalle her geçen gün yeni rekorlara ilerleyecek. 2000-2500 bandına oturan bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. İki tane grafik okuyarak bu işler olmuyor. Dünyanın bir mantığı var. Ekonominin bir mantığı var. İnsanların bir davranış biçimi var. Bu insanların davranış biçimi bu şekilde olduğu sürece, tüketime eğilim az olduğu sürece, insanların birbirine mesafesi bu şekilde olduğu sürece, siz üretimi de arttırsanız, normalleşme kararları da verseniz, önce canım sonra cananım der insanlar, canını korumak için evinden de çıkmaz, alışverişte yapmaz. Bir yığın sektör hala çok ciddi yaralar almaya devam ediyor. Bunun başında da hizmet sektörü geliyor. Turizm sektörü geliyor. Turizmle ilgili sıkıntılar daha yaşanmadı. Gelsin bir yaz ayları bakalım. Ülkeler arasındaki turizm akışı bir kesilsin bakalım durum ne olacak? Döviz beklentisinin karşılığının olmadığı görülecek. İşçi dövizlerinin artık istendiği gibi ülkeler arasında transfer olmadığı görünecek. Bütün bunlar hem Türkiye'yi hem dünyayı zora sokmaya devam edecek. Bakın dünyanın sıkıntısı birse, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Avrupa'nın sıkıntısı birse, gelişmekte olan ülkelerin başta Türkiye olmak üzere sıkıntısı 5, 2 bile değil. Biz bu pandemiye çok kritik bir süreçte yakalandık. Biz zaten krize hızlı adımlarla ilerliyorduk. Bizim Merkez Bankası'ndaki rezerv sorunumuz bu pandemiden sonra ortaya çıkmadı ki. Bankacılık sistemindeki batıklarımız bu pandemiyle birlikte ortaya çıkmadı ki. Bu pandemi etkisiyle biz çok daha ciddi banka batıklarıyla, reel sektör batıklarıyla karşı karşıya kalacağız. Doğal olarak dolar üzerindeki baskıyı artıracak, doların yükselmesini beraberinde getirecek. Dolarda şok yükselişlerle karşı karşıya kalacağız muhtemelen. Bunun yanına dünyadaki risklerle birlikte altının yükseldiğini de koyun. Altının ons fiyatının yükseldiğini de koyun. Sonrasında hesabı kendiniz yapın. Gram altın burada durabilir mi, duramaz mı? Aşağıya gider mi, gitmez mi? Yani gram altın aşağıya gitmesi için bir tane neden gösterebilir misiniz bana? Ya birileri işte dolar düşecek, gram altın düşecek. Ya arkadaşlar dolar Türkiye'de bu koşullar içerisinde ne kadar düşebilir? Hangi akla hizmet, hangi mantıkla doların 3 lira 4 lira olabileceğini konuşabiliyorsunuz? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Neden insanları kandırıyorsunuz? Evet 7.20'ye çok hızlı yükseldi. 6.85'e kadar çekildi. Ama 6.85'in altını görmeyen dolar tekrar 7.20'ye gider. Hatta 7.30'a gider. Sonra 7.90'a gider. Eğer ki sizin kasanızda paranız kalmadıysa, ekonominiz bu kadar bozulduysa. Dünyada da sen para vermene rağmen, piyasayı canlandırmaya çalışmana rağmen, faizleri indirmene rağmen bir türlü talebin önünü açamıyorsan işte orada da riskler artar, altının onsu fırlar. Doğal olarak altının onsunun fırlaması öbür tarafta Türkiye'de doların fırlamasıyla birlikte sabahleyin bir kalkarsınız gram altın 500 lira olmuş. Ondan sonra dersiniz ki hani 300 olacaktı? Olmaz. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Koşullar değişene kadar ne altında ne dolarda bir düşüş trendi beklemeyin. Ana trend ısrarlı bir şekilde yukarıyı göstermeye devam ediyor. Ve bunu temel verilerin tamamı destekliyor. Altının yükselişini, doların yükselişini arkadaşlar. Ben inanmıyorum kardeşim. Türk lirasında kalacağım. Tabii ki kalırsınız. Biz size yatırım tavsiyesi vermiyoruz ki zorla gidin altın alın, dolar alın demiyoruz ki. Bizim burada söylediğimiz Türkiye'nin ve dünyanın koşulları bunlar. Ve bu koşullar içerisinde altın
altının da doların da yükselişi durdurulamaz. Sen kendi kararını kendin verirsin. Yok kardeşim, ben TL'de kalacağım dersin, TL'de kalırsın. Faize yatıracağım paramı dersin, faize yatırırsın. Altın alacağım dersin, altın alırsın. Dolar alacağım dersin, dolar alırsın. Tamamen kendi inisiyatifin. Ama biz analizlerimizde en doğru, en düzgün şekilde bütün bu verileri sizlerle paylaşmak zorundayız. Ve bu verilerin de altın, doların ne tarafa doğru götürebileceğini sizlere sunmak zorundayız. Son karar elbette sizlerin olacak sevgili dostlarım. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bildirimlerinizi açarsanız sizlere çok daha hızlı ulaşırız. Videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve bize destek verebilirsiniz. Diğer taraftan Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.